Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezon 9 Dünya'nın Süper Birincisi. Size bugün solo topta menzilli rakiplere karşı nasıl oynamanız gerektiğini anlatacağım. Ürünler şu anda ekrana gelmiştir. Bu oyunda kullandığım eşya dizilimleri de ekrana gelmiştir. Hadi başlayalım. Karşımızda Lissandra var. Garip bir şekilde şuraya Blitzcrank bir totem attı. Ben de korktum açıkçası. Acaba şuradan 5 kişi falan mı çıkacak? Işığa Umarım ulaşmak için çıkmaz. karanlıkta Eski para neden yolculuk alıyorum diye soracak olursanız eski para size cooldown veriyor. Onun haricinde hareket hızı veriyor. Bu Nasus için çok önemli. Burada son vuruş yapmaya dikkat edin. Koridorun üzerinize itmesi lazım. Yani hiçbir şekilde vurmuyorum. Belki bu yaklaşırsa vuracağım biraz. Ama o da kafayı... Abi ne oluyor buna? Minyonlar bazen psikopat olabiliyor. Puşlasın üzerimize bir şey olmaz. Şunu alacağım ama. Bakın canımızın bir miktarı gitti. Sıkıntı değil ama. Burada amacımız ne biliyor musunuz? Koridorda kalmak. Koridorda kalırsanız her türlü lane'i de kazanırsınız. En az bir 900 altın yapmanız lazım koridorda. Oyun başında. Sonradan borç ürünüyle paralıtı alıp stack yapıp rakipleri keseceğiz. Şu minyonları şöyle sağa doğru çeksem. Hop. Tamam. Sandra bizi dürtmeye çalışıyor. Biraz da canımızı aldı açıkçası. Çok minyon olduğu için E attım buraya. Böyle minyonlar aşırı fazla olursa E atıp canlarını azaltın. Minyon kaçırmıyoruz herhangi bir şekilde şu an. Arada bir kaçıyor. Büyük minyonu asla kaçırmayın. Çok önemli Nasus için. Şu an kaçırmış olabilirim çünkü minyonun canı inmişti. Q dönmeyecekti orada. Biraz unlucky oldu. Bir de şöyle bir şey var. Küçük minyondan fedakarlık yapıp büyük minyona Q saklamanız lazım. Bu bazen çok önemli. Mesela ben daha aynı yapamadım. Bazen ben de yapamıyorum sizin gibi. Bunu da kaçırdık. O da kötü oldu. Tamam, oyun başında kaçırmanız o kadar sıkıntı değil. Kartuş gelmiş. Şöyle hayaleti bastım. Ama tuştur girdiğini unuttum. Orada can da geldi ama. Ben bir an dalgınlıkla canımızın o kadar düştüğünü fark etmedim. Bir de Lissandra'nın teleport vesaire girdiğini düşünmüştüm. İlk tutuşturu girmiş. Neyse, ezilmiş bir lane'den nasıl kazanacağınızı anlatacağım şimdi. Şu an neredeyse ezildik. Bak yine aynı hata yaptım. Büyük minyona saklamadım. Umarım ölmez. Öldü. Biraz hatalı başladık oyuna. Şimdi daha hatasız oynamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Bu kadar hasar vuracağını düşünmemiştim açıkçası ya. Bir de can barımı nedense yarının üzerinde diye düşündüm. Ben normalde her zaman canım düşünce pot basarım. Böyle yarının altına düşürmem asla. Neyse, olan oldu. Önümüzdeki fightlara bakalım diyelim. Şu an bizden üstün rakibimiz. Ona karşı nasıl bir oyun kuracağız onu göstereceğim. İki tane de büyük minyon kaçırmış olduk. Böyle bir rakibe karşı nasıl oynayacağız bakalım. Da çok ittirmeye oynuyor koridorunu. Bir de bunu girmiş. O yüzden sıkıntı yaratacak biraz bize. Zaten Lissandra'yı kesmek yeterince zor. Şu büyüyü alalım artık ya. Aa, Jarvan geldi. Teleport alacağız buradan. Minyon kaçırmamak için. Tamam, şu an bayağı gerideyiz değil mi? Buradan oyunu nasıl kurtaracağız? What the fuck TP'de de işte dizginsiz büyük kitabının yararları. Ne kadar geri düşsek de bizi öne geçirecek. Neden bunu alıyorsunuz diye soranlar oluyor. Böyle işlevsel yanları var. Mesela teleport alıp bota da TP atabilirdim. Buradan minyonları kaçırmak istemedim. Aşırı bir minyon dalgası geliyor. Devam edelim, size kalmıyor. Sadece son vuruş yapıyorum şu an. Son vuruşlar önemli. Büyük minyonu bu sefer alacağım abi. Sonunda be. Minyonlara yavaş vurun ki cooldownlarınız dönsün. Hemen stack alın ekstradan. Buradan E'sini falan kullandı. Şu an pırıltı olsaydı belki bir agresiflik deneyebilirdim. Stack alalım bu şekilde. Şu an rakibimiz 2-0. Bizden çok daha üstün. Ama ben bu adamı ezeceğim sizin için. Bu oyunda kazandıracağım. Her zaman mentaliteniz bu yönde olsun. Bu oyunu kazandıracağım takımı vesaire. İki kere öldüm de bu oyunu kaybettim falan gibi bir şey olmaz. Siz nasılsınız? Stake ala ala ala. Öyle bir kasılacaksınız ki. Karşı sadece 5-0 olacak. Siz 0-3 olsanız bile keseceksiniz. Şu an %24 cooldown'ımız var. Aldırmadı bak. Tamam, böyle ufak takaslar yapın. Şurada şey varsa, canım varsa onu alacağım.
Yok gibi duruyor. Şurada da olabilirdi de yokmuş. Manamı çok düşürmemeye çalışacağım. Bu sefer E atmayacağım buraya. Çünkü ulti atmak için mana lazım. Adam da tutuşturu döndü, ultisi de döndü. O yüzden bize oynayacak. Şu an sadece XP almaya oynuyorum. Evet, Jarvan geldi. Cheddar LOL yazalım ve B atalım. Birazdan tekrardan sizlerleyim. Jarvan nedense bize çok oynuyor ya. Aa, aşırı oynuyor. Daha pırıltı bile alamadım mesela. Normalde bildiğimiz şöyle olmalı. İlk işte pırıltı, daha sonra bu buzul örtü. Bu öldü bu arada. Öldü aynen. Şimdi tutuşturu alacağım. Bunu kullandığını da anlatacağım size. Lane ittiği için pek kullanamayacağız belki ama. Tamam, bu büyüyü de alacağız. Çok güzel gidiyoruz şu an. Jarvan yine bize gelir. Benim düşüncem o yönde. Daha botta gözüktü şu an. Kartuşka kapışıyor. E'sini kullandı. Buraya yaklaşırsa ölecek. Normalde ben parıltı alıp öyle hasarıma güveniyorum ama şu an parıltım da yok. Belki çok hasar çıkaramayabiliriz. Ben bir B atıp tekrardan S'ye döneceğim. Hatta B attırmadı bize. Geldi buraya. Biraz daha stack alalım. Lissandra nedense lane'i itemiyor üzerime. Çünkü bana Q atıyor. Parıltıyı alıp gelelim tekrardan. Umarım yine base'imizi bozmaz. Şimdi bayağı base'lenmiştik. Parıltı aldım. Yeterince hasarım var. Neden ilk görkemli zafer alacağım? Bunun sebebi rakibimiz çok fazla kaçma kiti var. E'siyle kaçabiliyor. W'suyla bizi sabitleyebiliyor. Bu yüzden görkemli basıp onu yakalamaya çalışacağız. O yüzden ilk görkemli alıyorum. Mesela karşısında kaçabilen rakipler varsa görkemli alın. Bu şeyde de önemli olacak zaten. Fightlerde vesaire. İlk güçlü kuvvet almanıza gerek yok her zaman. Böyle de yeterince hasarımız var. 200'teyiz. Hani o minyonları kaçırmasam büyükleri daha fazla olabilirdim ama yine iyi. Bizim için item önemli. Stack'ten daha çok. Şöyle kemik zırhını alacağım. Kemik zırhı daha gelmemiş. Daha duruyor. Acaba nerede kullandı ya? Çok sıkıcı bir laning geçiyor. Farkındayım. Ama öğrenin istiyorum ben de böyle. Onu kaçırdım sandım. Ucu ucuna aldık bu arada. Şöyle hasarımızı verelim. Burada pusacağım. Minyonlar üzerime oynamadığı için burada totem olmadığını biliyorum. Tamam, şimdi öğrendi yerimizi. Şöyle tutuşturu attım. Çok hızlı gidiyor ya. Tamam. Buna flash Q atacağım. Tepki veremeyecek. Aa, biz de öldük galiba. Evet. Çok güzel ama yani 2-0 bir lane'e karşı böyle oynamak bence mükemmel. Aslında ilk iki ölümümün sebebi de ben değildim. Birisi benim jungle'ımdı. Diğeri de karşı jungle'dı. Büyük minyonu kaçırmamaya dikkat ederim. Aynen, kaçırmadım. O yüzden çok suçlamıyorum kendimi. Biraz benim de hatam vardı ilk ölümde. Çünkü canımın az olduğunu fark etmedim. Artık Lissandra buraya kadar gelirse ölür. Şuraya kadar gelse bile öldüreceğim onu. O yüzden minyonlara vurmuyorum. İtmesini bekleyeceğim lane'e. Tam freezelenmeyecek bu lane ama daha yavaş ilerleyecek. Bakalım. 124 farmımız var. 285 stack. Güzel bir rakam aslında. Normalde dakika 13'te falan 300 stack yapıyorum. Şöyle bir W atacağım ki E'sini kullansın. Tamam, kullandı. Şöyle bastım. Abi adamlar öyle bir CC aldı ki beni. Tamam. Öldüremedik, sıkıntı değil. Jarvan çok fazla geliyor ama ya. Orada çok fazla minyon blok yedim ya. Araya aldılar beni. Oynatmadılar. Şimdi Merkür'ün adımları aldım. Bunun sebebi hem büyü direnci veriyor hem de işte CC'ye karşı sizi koruyor. Kitle kontrole karşı. Bitkinlik alacağım buradan. Minyonları böyle çekiyorum ki ölmesin. Rahat stack alabileyim. Bu bildiğinizde şu item varsa, şu item varsa Merkür'ü alabilirsiniz. Tabi biraz da can gerekiyor, o yüzden bunu da alın. Şimdi üçlü kuvvete gideceğim direktman. Order'a gideceğim, Lissandra gözükmüyor. Şuraya da bir görüş atalım. Belki sonradan Jarvan gelir vesaire, bir şey olur. Şöyle yavaşlattım. Lissandra böyle kolay kaçabiliyor. Mesela şurada olsa lane onu öldürebilirdim. Ama puşlamıyor kesinlikle. Bakalım, biraz itmesini bekleyeceğim. Burada totem var mı bilmiyorum. Hayalet de görkemli, aynı anda basınca her türlü bunu yakalayacağız. Da bastım şu an.
Şöyle bir kinlik verdim. Kendisine ulti attı. Kaçamayacak. Stack'li alalım. Q'mu bekledim çünkü atacak hiçbir şey yok. Şey atmıştı, flash atmıştı, işte tutuştura atmıştı. Gördünüz mü? 2-0 lane'i nasıl eziyorum? Bu kadar basit. Oyunun başında diyebilirsiniz hani ezildim vesaire ama şu an görüyorsunuz nasıl ezdiğimi. O kadar gank yedik. Bunu siz de yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Kuleyi alacağım. Katarina kayıp. Jarvan kayıp. Haritaya bakmadığım için nerede olduklarını bilmiyorum. Pek dikkat etmedim de. Lissandra'ya fokus olurken. Kuleyi aldık. Kuleyi de bu arada stack'le almaya çalışın. 3 stack 3 stack'tir. Burada minyonlara devam ediyorum bu şekilde. Hızlıca B atacağım. Şimdi burada red buff olduğunu gördüm. Buradan şifa alacağım. Şifayı alma sebebim, tek sebebim şey böyle hareket hızı versin bana. Red buff alıp buradan Lissandra'ya koşacağım arkasından. İhtimalle yine kaçırmayacağız. Şu şekilde koşmaya başladım. Flash attım bilerek. Ulti bana attı ve öldü. Flash'ı neden attım? Bana ulti atıp E atacaktı. O yüzden bunu yaptırmak istemedim. Bu adam 2-0'dı arkadaşlar. Şu an 3-4. Biz de 1'e 3 başlamıştık. 0-2'ydik. Bayağı bir gank yedik. Şu an ekstra bir şey yapmıyorum. Sadece stack alıyorum haritada. Kata gelmiş. Hepsi gelmiş bana. Tamam sıkıntı değil. Öleceğiz yani. Buradan kaçmanın... Hiçbir hani faker olsanız bile kaçamazsınız buradan. Şu an hepsi burada pusmuş. Jarvan da orada. Ben de koşayım şöyle. Fazla bir hasar atamayacaklar bize. Tamam güzel. Burada şifa da işimize yaradı. Sandra ne yapıyor? Kuleyi zorluyor. Tamam Draven'ı yollayalım oraya. Biz midde kalalım. Şu an can çalmamız olduğu için kolayca keseceğiz bu minyonları. Hatalı oynadı. Hatalı oynadı yani. Canım çok fazlaydı ve bana girmek istedi. Ooo kartuş aldı. Eyvallah kartuş. Bir fight daha dönüyor. Oraya da gidelim. Dizginsiz büyük tamımıza bakalım her zaman. Bakın gelmiş. Tutuştur aldım. Büyüyü kaptırmayalım kartuşa. Aa ben de alamadım. Tamam güzel. Katarina şu an gücümüzü görmedi. Çünkü daha hiç bize kapışmadı. Hasar potansiyelimizi bilmiyor. O yüzden ona bir sürpriz yapacağım birazdan. Şuradan bir 12 stack daha. Stack almaya devam. Şu an bana 2 kişi gelirse çok rahat keserim. Çünkü 15 levelim 23. dakikada. Ayrı kittirme yapacağım. Aa Kai'Sa burada. Kai'Sa hayalet basıp koşuyorum. Görünmez olduğu için bir duraksadık. Bu olabiliyor. Bir tane düz durup öyle vuracağım ki stack alabileyim. Şu an tüm harita bize geliyor büyük ihtimal. Bakın ezildiğimiz lane'den 1 ve 2 atar haldeyim. İkisi hani birisi AP carry, diğerisi ne ya? Şey Gollum gibi konuştum ya. Diğeri AD carry. İki tane carry'e karşı böyle oynadım. Bunun sebebi de görkemli bastım, hareket hızım arttı. Sonra işte hayalet bastım hatırlamıyorum. Onu da bastım galiba. Bir anda üzerine çöktüm hani benden kaçacak bir şey olmadı. Bana bir kitle kontrol uygulayamadılar. O kadar hızlı gittim ki. Stack almaya devam. 16 level olduk. Manam az olduğu için buradan çıkacağım. Yoksa çıkmazdım. Bunu da alacağım. Bunları almaya çalışırsam birileri gelip beni öldürebilir. O yüzden B atacağım hızlıca. Daha yeni dizginsiz büyük çalım geldi. Yine arındır aldım. Bakın her şeyi kullanıyoruz. Tutuştur atıyoruz, şifa basıyoruz, arındır basıyoruz. Hepsi bir yerde işimize yarıyor. Bu şurada Kata'yı öldüreceğim. Kaçıyor ya. Abi nereye kaçacağını sanıyorsun ki? 10'a 5 katayı bu şekilde kestik. Bu arada koruyucu melek aldım. Söylemeyi unuttum. Param yettiği için aldım. Kullanılabilen bir item. Hani fight'ta ölsem bir daha doğup kaçabileceğim ya da rakibi kesebileceğim. Şöyle arkalarından koştum. Kai'Sa kaçtı oradan. Onu şöyle bir kapatmayı deneyeceğim. Aman öldü. O.
Abi adama bir yerden can geldi ya. Stekli alacaktım. Can mı geldi? Onu da tam göremedim ama büyük ihtimal can geldi. Ezildiğimiz oyunu eziyoruz şu an. Neredeyse 18 leveliz. Hani daha çok nasıl içerikler gelsin istersiniz? Şu an menzilli bir karaktere karşı öğretici yapıyorum. Ama başka ne istersiniz hani? Darius vesaire geldiğinde çekeceğim pek denk gelmiyor nedense. Ben de istiyorum Darius'a falan karşı oynamak. Çünkü benim için kolay bir matchup. Size de öğretmek istiyorum nasıl kolay olduğunu. Aa ölmedi. Ölme lütfen, ölme. Lütfen ölme ya. Abi. Böyle minik hatalar da oluyor. Kata'yı yine çıldırtacağım şimdi. Koştuk. Arındır bastım. Bunun sebebi ignite damage'ini yemek istemiyorum. Bir de hayretimin gelmesini istiyorum. Aa yine aynısı oldu abi, bu ne? Şimdi şey yapacağım. Teleportum geldi. Dizginsizlik tabundan. Onu alacağım derken. Ulti'yi bastım. Guardian Angel'ım var, ona güveniyorum. ADC koşacağım. Tamam, sıra sende. Neyse, Guardian'ı zarcamayalım. Hızlıca bel atacağım. Top ve Jungle Drift demiş. Aa, kartuş geldi ama beni geri düşürdü sadece. Seçtiğim teleportu bota attım. Burayı açmak istiyorum biraz. Hızlıca alalım bu minyonları. Ölü adamın zırhı aldım. Karşıda pek kritikçi yok. Kritikçi olsaydı Randuin alırdım. İyi alalım bir. Kuleyi alabilirsem çok mükemmel olacak ya. Şu an Lissandra'yı ignorelayacağım ama şu E'den hasar yediği için E'den hasar yediği için kule bize döndü. Zoe çok kötü oynuyor. Adam düz duruyordu, skilllerini kaçırdı. Mesela oyunda Zoe'ye kötü oynuyor dedim ya. Adama bu oyunu söylüyorum kötü oynuyor diye. Genelde iyi bir oyuncu olabilir. Ama orada kaçırdığı skiller ve öncesinde aklımda kalan kaçırdığı skiller benim için kötü oynadığını gösteriyor. Aa burada ne oluyor? Katerina varmış. Neden yukarı gidersin ki abi? Yanlış adamlar oynadık ya. Tamam bu da öldü. Böyle görünmez olduklarında bazen X'e basıp öyle vurun. BC çok hızlı ya. 825 stack olduk. Dizginsiz büyük tabi yine geldi bakın. Bu sefer kullanır mıyım bilmiyorum çünkü ana skilllerimin cooldownları döndü. Fightlar için her zaman Hayalet ve Flash daha iyi. Ama şimdi şey yapabilirim. Hayalet yerine bitkinlik alabilirim. Kullanacağım çünkü. Orman steklerini alacağım. Bak 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 Jarvan'a bak. Oyun başında 500 tane gank attı bize. Şimdi durduramıyor. Aa skillini kaçırdı salak. Tamam güzel. Kata bikinik attım. Bizi hızlı teklemesin diye. Hadi bir yardım Allah rızası için. Penta atabilirdik belki ya. Birileri erken gelse ya da kartuş ulti atsa. Adamın her şeyi varmış ya bu arada. Arkadaşlar şu anda full item olduk. Onun haricinde şey aldım bir daha. Sağlamlık karışımı. Devam edelim. Buradan ooo geldiler. Şuradan bir tane vurayım ya. Bir tane vuramadık abi. Kata 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 da öldü. Şu an ölümsüz bir Nasus'uz. Yani koruyucu meleğimiz olsa her türlü fight'te tek atarız. En önde girip. Bir önceki fight'ta da gördünüz neler yapabildiğimizi. Burada ignorluyorum. Eğlence için biraz daha vurabilirdim. Ama vurmayacağım. Şöyle base'in önünde bir şeyler yapalım. Gelmiyor ki kimse. Bitirelim abi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım like atarsınız, beğenirsiniz. Abone olursunuz kanala. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.
Let's just see.